deneyim, sözlüğümde sevginin ardından gelen, daha doğrusu sırtını sevgiye dayayarak asla sendelemeyecek kadar güçlü bir kelime. Hepimiz günlük yaşamda ve yaşamın sonsuz derinliğinde deneyim içindeyiz. Bu kavram karmaşık gibi görünse de hem anı hem de birliği harika ötesi bir şekilde yansıtıyor. Verdiğimiz kararların ardından istemediğimiz durumlarla karşılaştığımızda ağzımızdan çıkan keşkeler ne anlama geliyor? Önümüze çıkan seçeneklerin ardından yanlış yolu seçtiğimizi düşünmemizin sebebi nedir? Yanlış meslek, yanlış ilişki, yanlış zaman derken yanlışı neye göre karar veriyoruz? O yolu seçerken, her şeyin yolunda gittiğini düşünürken, yolculuğun içindeyken ne oluyor da kararımız değişiyor? Peki yolun sonunda ne yaşanıyor? Pişmanlıkların derinliklerinde ne var? Sonsuza dek başarısızlık hissi mi? Soruma ekleme yapmak gerekirse, çıktığımız yolun sonunun olduğu kararına nasıl varıyoruz? Keşkelerle ve boşa kürek çekmelerle dolu düşüncelerimizi vitrinimizde tutarak neyi hedefliyoruz? Deneyimin ne olduğunu iliklerimde hissederken anda kalarak, yani mazide kaybolmadan geçmişi, yaşadıklarımı incelemek istedim. Öyle ki aldığım her nefesin bir deneyim olduğu ve en basit yaşayan birinin dahi bu gerçekle bütün olduğu sonucuna vardım. Kendimden başlamak istiyorum. Bu yaşamımın 2/3'ü sınavlarla geçti. Öğretmenlerin, geleceğini kurtarmak için önce iyi bir liseye, ardından mesleğini en iyi şekilde gerçekleştirebileceğin bir üniversiteye girmelisin mesajıyla ben dahil neredeyse tüm akranlarım aynı macerayı yaşadı. Okul notlarının bazen hayati anlamlar ifade ettiği, deneme sınav sonuçlarının bazı durumlarda gerçek denilen sınavlarla bir tutulduğu bir süreçte sorgulama yeteneğimi büyük ölçüde yitirdim. Yarış atı gibi koşturmak tabirini ilk kez duyana dek gözümü kapadığımda kendimi uzayın doruklarında görürken seneler içinde iyi bir mesleğin yaşamın anahtarı olduğu hissine büründüm. Okuyup büyük adam olmalıydım. Herkes gibi sınava girmeli, herkesten fazla net yapmalıydım. Sınavlara girdim ve ortalama puanlar yaptım. Daha iyisini yapamadım. O an ciddi ciddi ben yeterince büyük bir adam olamayacağım algısına büründüğümü fark ettim. Üniversite sınavına ikinci kez hazırlandığımda ise üstümde biriken yük beni yerle yeksan etti ve ilk sınavda mide bulantısıyla mücadele vererek bir önceki seneden daha düşük puan yaptım. O anki algım ise bir senenin boşa gittiğiydi. Bu düşüncelerle birlikte her şeyi koyvermiş bir şekilde ikinci basamak sınavına hazırlandım ve ortalamayı ilk senenin biraz üstüne çıkardım. Ardından burslu bir üniversite kazanarak inşaat mühendisliği gibi çocukluğumdan beri duyduğum saygıdeğer bir bölüm kazandım. Sanki hayattaki tüm amacımı gerçekleştirdiğim algısıyla bütünleşmiştim. Öyle ya, üniversiteye kapağı attım mı gerisi kolaydı. En nihayetinde hazırlık sınıfını, ardından birinci seneyi bitirdim. Her şey öyle yolundaydı ki, özellikle hazırlık senesinde İngilizce öğrenme arzumu emek vererek en iyi şekilde gerçekleştirdim. Peki ya sonra? Sonrası kimine göre dramatik gelebilir fakat benim için farkındalığın farkına gerçekten vardığım bir dönemdi. Öncelikle okul sistemiyle ilgili bir gelişmeden dolayı herkes yeniden tercih yaptı ve yanlış tercih yaptığımdan okuma fırsatını kaçırdım. Bu kararın değişimiyle ilgili verdiğim çabada hissettiğim çaresizlik beni komple sardı. Berbat ötesi birisi olduğunu düşünüyordum. 15 günün sonunda senelerce verdiğim emeğin bir anda elimden uçup gittiği hissini yaşadım. Yarış atı gibi koşturup sonuca ulaşmama, hatta bitiş çizgisini çoktan geçmeme rağmen hayatın tokadı yüzüme çok sert çarptı. Pişmanlıklar, keşkeler, kendime kızmalar ve dahası bir bedene bürünmüş de üstüme kroşeler yağdırıyor gibiydi. Fakat nakavt olmamıştım. Halen ayaktaydım ve iç sesim her şeyin yolunda olduğunu söylüyordu. Böylelikle eş duyum doğdu. Tüm gün, hatta bir sene boyunca rahatlıkla kitap yazabilecek, geçmişimi ve kararlarımı sorgulayabilecek vaktim vardı. Bitti dediğim yol bitmemişti. Olumsuz olarak yorumlanan düşüncelerin de aslında planın bir parçası olduğunu sürekli söylerken, tüm bu sözleri bizzat can damarımdan deneyimlemiştim. Böylelikle yaptığım seçimlere yüklediğim anlamlar büyük ölçüde azaldı. Üstümdeki kara bulutların birer birer dağılması, yerini çocukluğumdan itibaren yaşadığım en parlak günlere bıraktı. Artık yarış atı gibi koşturmama gerek yoktu. Sistemin dışındaydım ve her kararı özgürce verebilirdim. En nihayetinde
hayatımın her anından keyif alarak sınava evimden hazırlanmaya karar verdim. İçimdeki çocuk üniversiteye devam etmem gerektiğini söylüyordu. Fakat içimde mesleki açıdan bir arzu yoktu. Tüm hücrelerimde yalnızca kitap yazmaya odaklandım. Ancak içimdeki sesin yönlendirmesi, başka durumların içinde olmayı tercih edeceğimi belirtiyor olmalıydı. Yaptığım eylemlerin sonuçları her ne olursa olsun, o an için emin olduğum tek ve en temel olgu, yolun bir sonunun olmadığı ve seçimlerin hayatı kabuslardaki kadar derinden etkilemediğiydi. Öyle ki o süreçte yaşadığım duruma rüyamda tanık olsaydım kan ter içinde uyanır, beşeri hayatta verdiğim tepkilerden daha sert ve aşırı tepkilerde bulunurdum. Yaşadığım bu süreci seneler geçtikçe daha iyi yorumlayabileceğimi hissediyordum. Fakat asıl mesajın çarpıcı bir şekilde aldığım her nefesle birlikte verilmesi gerçekten güzel bir sürpriz oldu. Deneyim gerçekten hem mükafat hem de büyük bir sır gibiydi ve bu sırrın zaman geçtikçe açığa çıkması mutluluğumu daim kılan durumlardan biri oldu. Peki nasıl? Öncelikle bize iyi ya da kötü gelen durumların aslında yorumlarımızdan ve duygularımızdan ibaret olduğunu, yani yaşanılan her şeyin göreceli olduğunu ve doğru zamanda karşımıza ders olarak çıkabileceğini söyleyebilirim. Zira hayatımızda en önemli olarak tuttuğumuz durumlar bir anda bir hiç olarak karşımıza çıkabilir. Geçmiş olarak yorumlanan illüzyona ve o illüzyondaki anılara, olaylara, kişilere bağlanmak ise olağanın dışındaki durumlarda yaşamı alt üst edebilir. İşte bu noktada deneyim, rüzgar gibi her şeyi etki eder. Bağlanmak bir deneyimdir. Bağlanılan şeyi yitirmek birçok etki verirken, etkiler dersleri doğurur. Zamanı farklı ele almayı öğretir. Bir noktadan sonra zamanın da bağlanmanın da illüzyon olduğu anlaşılır. Verilen kararı yanlış olarak yorumlamak da bir deneyimdir. Kararların sonuçlarını yorumlamak da. Yani okuldan olmak, işten kovulmak, kavgalarla dolu bir ilişki yaşamak ya da yanlış evliliğe girmek de bir deneyimdir. O deneyimin sonuçlarını algılamak da. Zıt kutuptan bakarsak, harika ötesi bir evlilik, müthiş bir mesleki kariyer, istenilen cep telefonuna sahip olmak da bir deneyimdir. Bu deneyimlerin sonuçlarını keşfetmek de. Kısacası, iyi ya da kötü yorumlanan her şey birer deneyimdir. Peki, dersler çıkarmak dahi bir deneyimse, temel anlamda neden deneyimleriz? Farkındalık için.